Şunu söylemek isterim ki bizim çalgıcı takımı dağıldı. Mangır kazanamaz olduk. Yani para kazanamıyoruz. Düğünlerden birer birer el ayak çektiler bizden. Hiçbir yere çağırmıyorlar. Masalara bile oturamıyoruz. Kahve desen mahallede sıkıntılı. Kahveye bile millet sohbete gitmek istemiyor. Grubunuz mu vardı Yılmaz? Evet ablacığım. Olmaz mı? O dağıldı. Sen şimdi onlar için bize başvurdun öyle mi? Tabii ki de ablacığım. Kim bu arkadaşların? Şimdi İsimleri bu ne? Arkadaşların biri Ferdi, diğeri Tayfur isimli iki arkadaş. Ferdi, Tayfur. Evet ablacığım. Çok güzel. Tayfur birinin ismi, birinin ismi Ferdi. Çok değerli bir sanatçımızın. Onun da bir anısı var. Anısı var. Anlatır mısın? Tabii ki ablacığım. Şimdi bunların babaları da birbirleriyle itişirlermiş. Ha. Önceden. Aha. Eskiden beri geliyor. Aha. Şimdi bunlar ikisi de Ferdi Tayfur hayranı. Yani şimdi önce tabii Ferdi doğuyor. Birkaç ay sonra da arkadan Tayfur geliyor. Niye Tayfur? Çünkü zaten önceden adı konmuş. Çoktan o Tayfur olmuş bile. Yani hikaye budur abla. Bunların arasındaki problem ne Yılmaz? Şimdi ablacığım bunların arasındaki problem hasetlenme biraz da. Birbirlerine? Tabii ki birbirlerini çekemiyorlar. Şimdi bunlar düğünlerde bile birbirleriyle kapışıyorlar. Eski arkadaş mısınız Yılmaz? Tabii ki ablacığım. Ama bunlar ilkokuldan beri arkadaş. İkisi? Tabii ki. Ama geçinemiyorlar diyorsun. Ablacığım şimdi bu Ferdi gıygıycı. Keman çalıyor yani. Kemancı. He. Tayfur desen öttürüp duruyor abire. Klarnetçi yani. Ha. Bunların işi düğünlerde çalmak oynatmak. İkisi de müzisyen yani. Tabii ki de ablacığım. Baba mesleği dedik ya. Anladım. Yani oradan geliyor. Şimdi şöyle diyeyim. Bir gün hatta bir düğüne gittik biz. Abla düğünde Tayfur başladı ortalığı yıkmaya. Gacılar nasıl oynuyor göbek atıyorlar biliyor musun? Of ortalığın tozunu attırdı. Klarnetin sesini de çok severim ben ama ya. Tabii ki de abla klarnetin sesi bir başkadır. Evet. Ama burada da bir hasetlenme var. Ha. Şimdi ben geriden yetişmeye çalışıyorum Tayfur'a. Ben yetiştim tamam bende sıkıntı yok da. Ferdi kemanla yetişemiyor bir türlü. En son tam böyle tutturacak yerine geliyor. Bir potpourri yapıyor şarkıyı değiştiriyor gıcıklığına. Ha. Tabii birbirinizden haberdar olmalısınız bir şey çalarken değil mi? Ya da hani belli bir şeyiniz olmalı. Çizginiz olmalı yani bozmamalı. Sen darbuka çalıyorsun ha? Tabii ki de ablacığım ben darbukayı okuttururum. Benim işim bu. Şimdi şöyle diyeyim. Hatta o düğününe çıktık şöyle bir arabaya bindik. Bizi getiren arabaya. Bizim şimdi işimiz tüm bahşişleri meydana döktük. Arabanın da benzini falan fulleriz biz. Gelen adama da bir iki atarız öyle ufaktan yani. Aramıza bölüşeceğiz ya paraları. Ha. Şimdi baktım Tayfur bana tam para verdi. Ama Ferdi'ye biraz az para verdi. Ferdi tabii kıllandı, işkillendi. Dedi bana neden az para verdin? Dedi bütün dedi ortalığı koparan benim, cümbüşü yapan benim. Az para alacağım tabii dedi, bu paralar benim. Anam! Oradan başladı bizimkisi ben müzisyenim. Öteki diyor ben sanatçıyım. Yok müzisyenim sanatçıyım. Bunlar birbirine girdi. Birbirlerine girdiler orada. Tabii ablacığım. Hem nasıl birbirlerine girmek? Böyle yağsız tavaya yapışan palamut gibiydiler. Yağsız tavaya. Ayıramıyorsun. Adamlar değişik. Yağsız tavaya yapışan palamut. Evet abla aslında böyle ikisi de sazan da. Yani. Bakma yani ben onlara ha. Sazan diyorum aslında. Ha. İkisi de sazan abla. Ha. Çocuklar. Sazan diye şeye derler değil mi? Biraz argoda hani böyle ona buna konuları atlayan, şey yapan. Tabii ki abla. Hmm. İkisi de birbirine atlıyor ama bunları. Konuları bitmez. Anladım, anladım. Kavga ettiler, geçinemiyorlar yani. Oradan çıktık. Hadi dedik, bir eğlence mekanına gidelim. Hayda, orada da başladı mı yarış bunların arasında? Çalacağız gece boyu. En çok bahşişi kim toplar diye. Hadi bakayım başladık geceyi geçirdik öyle. Tabii çok parayı alan Ferdi oldu. Tayfur bir anda durdu sinirden. Sen dedi hile yaptın. Sahtekarlık yapıyorsun dedi. Baktım dedim Tayfur ne yapıyor ya? İki masa dedi senin arkadaşın. Sen benden çok para alamazsın dedi. Kurnazlık yapıyorsun. Bunlar yine birbirine girdi.
Sabah akşam kavga abla yani. Peki bu şey kopma noktaları o gece miydi? Neydi? Ne zaman böyle hani iyice birbirlerinden? Abla şimdi en son hatta Ferdi Tayfur'dan iş çalmaya kadar konu geldi biliyor musun? Düğünleri çaldı. Nasıl yani? Şimdi abla bir gün ekip olarak Tayfur düğün salonuna gidiyoruz. Ben de oradaydım tabii. Bir baktım Ferdi kapının önünde. Adam içeri bir girdi. Demez mi? Bunları buradan gönder. Ben sana paranı veririm. Bedavaya da çalarım diye düğün sahibine. Aa. Yani. Düğün sahibi ne yaptı? Haliyle bizi kovdu abla. Paramızı verdi ama kovulduk. Yani sonuç bu. Kötü bir durum olmuş. Hiç hoş olmamış. Tabii. Jandarma komutanı da öyle dedi yani. Jandarmaya kadar gittiniz yani. Nasıl yani ya? Tabii abla. Uzadı yani oraya kadar. Oho hem ne uzadı abla bir bilsen. Yine birbirlerine yapıştılar bunlar. Bir kavga, bir dövüş. Bu sefer ama sağlamdı yani. O kadar da söyleyeyim. İkisi birbirine bir baktım. Tayfur bağırıyor benim DNA'mı çaldı, DNA'mı çaldı diye Ferdi'ye. DNA ne ya? Şikayetçi olacakmış. Ferdi'nin... Arşeyi mi çalmış şeyi? Yok, Tayfur'un kafasından saçları koparmış abla. Aa! Yani. Nasıl öyle yani ya? Ha bayağı bunlar sözlü mözlüğü de geçti. Fiziksel şeyle... Tabii ki abla arada karıştı bile. Vurdular birbirlerine yani. Birinin klarneti Ferdi'nin elinde. Aa. Ferdi'nin gömleği Tayfur'un elindeydi. Oy 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 oy. Yok muydun yani hiç birbirinizle konuşmuyorsunuz? Yapmayın etmeyin diyen yok mu be kardeşim aralarında? Vallahi abla ben anlatıyorum da dinleyen yok. İşler de bozuluyor. Bir Ferdi'nin peşine koşuyorum düğüne. Sonra Tayfur'un peşine koşuyorum başka bir düğüne. İş gelmiyor mu size peki? Sana yani hani. Ablam bize iş gelmiyor. Ha bu hep şey değil mi? Böyle grup işi yani. Bu şimdi hani bunlar yani. Babadan oğla. Bunların babaları da müzisyendi. Haliyle çevreleri daha geniş. Senin de öyle değil mi? Aileden tabii geliyoruz. Ki benim de öyle ama bunların babaları çok iyi çalgıcıydı. Her türlü enstrümanı çaldıkları için çevreleri daha geniş. O yüzden yani anlayacağım. İş onlara daha çok geliyor. Tabii ki abla. Tabii bunların arası bozuk olduğu için sizin grubunuz da bozuldu böylece yani. Kesinlikle. Hani birlikte gidiyordunuz para kazanamaz düğünlere. Olduk. Ya. Para kazanamaz olduk abla, işlerimiz bozuldu. Şimdi şöyle diyeyim sana, bir de bunlar geldi. Aralarında kavga ettiklerinde bir diyorum ya ben bir Ferdi'nin peşine bir Tayfur'un peşine koşmaktan yoruldum. Aslında bunlar ayrı ayrı çalıştıklarında tamam yine paramızı kazanıyoruz. Ama şöyle anlatayım abla. Şimdi abla haliyle bir düğün oldu mu arkasından bir süre sonra sünnet geliyor. Yani buradaki arayı sıkı tutmak lazım. Müşteriyle aran iyi olacak ki sünnete de sen git. Devamlı olsun yani devamlılığı gelsin. Tabii ki gelsin. Abla. Ben bir müşterinin 4 tane düğününe gittiğimi biliyorum ya. Nasıl ya? Abla adam hızla çıktı. Yapacak bir şey yok yani. 1, 2, 3, 4 hepsine gittik. İkinci aslında bayağı güzeldi ama parası çok iyiydi. 1, 2, 3, 4 derken çocuktan bahsediyor. Yok abla. Hatun. Dayı hızlıydı yani. Evlendi yani birkaç kere. Tabii abla. Aslında evlenmişse de ikinciyi kaçırdı ya. Akıllı bir adam değilmiş. Niye? Abla ikincisi çok güzeldi. Ama bahşişi de güzeldi yani. Onu da söyleyebilirim. Ha. Benim onunla işim yok. Benim işim parayla abla. Anladım. Spale yani. Anladım. Spale önemli değil mi yani? Tabii ki kesinlikle abla. Spale'yi almazsan olmaz. Doğru. Peki bir şey söyleyeceğim Yılmaz. Ferdi ile Tayfur, çok değerli bir sanatçımızın ismini sürekli böyle Ferdi ile Tayfur diye söylemek de tuhaf oluyor. Hiç konuşmuyorlar mı birbirleriyle? Yok be abla, nerede konuşacaklar? Sabahtan akşama kavga edip duruyorlar. Ben barıştırmaya çalıştım ama işe yaramıyor. Kafaları basmıyor bunların. Anlamıyorlar. Oğlum diyorum bir araya gelin. Ya böyle büyüklerinizden filan hatırı sayılır hani olur ya böyle birileri yok, araya girer. Yok abla kimseyi dinlemez onlar. Burunlarının dikine gider onlar. Birbirlerine haset edip duruyorlar. İnadına aynı kahvede oturmayalım diye Ferdi gitti kendine kahve açtı be. Derde kaçtı. Nasıl yani? Yani Türk sanat musikisi sevenler derdi. Mekanları da ayırdılar. Birbirleriyle hiç konuşmuyorlar. Tabii ki abla. Sen onu geç. Tayfur bir hasetlendi. Öyle böyle değil. Arkadan bir baktım Tayfur da hemen arka sokağa bir tane açtı. Allah Allah.
Tabii ki. Bayağı bir yarış var sanki aralarında. Olmaz mı abla? Hem ne yarış? O onun açtığı yerin adı ne? O da mı yine böyle şey? Türk sanat bulmuş. İkisi aşıklara derdi o da abla. Ha, ikisi de... Tabii bu arada bizim ortadaki kahveci de finish. Ne oluyor o dernekte? Ne yapılıyor? Ne yapılsın abla? Şimdi piş biriktir, tabladır, bataktır. Öyle bir şeyler yapıyorlar yani. Ha öyleli. Türk sanat musikisi şey adı ne? Yani onun altında... Tam yeri abla bakma. Şimdi zaten sabahtan akşama kadar çalıyoruz, oynuyoruz. Bizim işimiz bu. Evet. Bir de gidip de kahvede mi çalmaya uğraşacağız? Orada ne yapılıyor biliyor musun? Paralar öyle şeydir. Yani müzik çalışması falan yok orada öyle hani o da... Yok ablacığım. Ha, eğlence, oyun öyle. Orada daha çok hesaplar döner abla. Ha. Şimdi bir düğün olur. Ha. Milletin haberi olur. Der ki ulan dışarıda demek ki sokaklar boş. Mekanlara falan. Orayı bir hesaplarlar. Kimde bahşiş aldı, paraları öleşelim. Oradaki amaç o. Bir de stres atmak için piş biriktir, tabladır, bataktır bir şeyler yapıyorlar yani. İnşallah parasını oynamıyorsunuz. Yok be abla parasını oynar mıyız? İşte çayına çorbasına da yenemiyor onu. Kurcalama sen orayı. İki tane... Allah'ım. İki tane dernek var. İkisinin de başında Türk sanat musikisi var. Bölündünüz yani siz. Evet ablacığım. Hatta iki kahvede de tahtalar vardı böyle. Ne tahtası? Abla not defteri gibi tutuyorlardı. Kim ne düğüne gitti? Kim ne yaptı? Sünnet mi var? Kim ne kadar bahşiş topladı? Yemin ediyorum onları hesaplıyorlardı. Tabii bu sayede millet de oradan bakarak ileride sünnet ne zaman var? Düğün ne zaman olacak diye hesaplayabiliyordu. Hmm. Nihayetinde iş bu. Oradan iş takip ediyorlardı yani. Tabii ki de abla. Olmaz mı? Hatta Ferdi biraz çayı ucuz satmaya başladı. Tayfur'un işler bozuldu. Allah Allah. Tabii ki. Rekabet başladı yani. Rekabet başladı. Rekabet ablacığım sen ne diyorsun ya? Şöyle diyeyim ben sana. Tayfur sen bir gün Ferdi'yi takip et. Peşine git sucunun yerini öğren. Tabii. Sen suyun içine bir şeyleri kat. Ferdi'nin kahvede hepimiz içiyoruz çayları ya. Abla bir sıkıştık. Artık yola mı kaçıran dersin? Eve doğru koşmaya çalışan mı dersin? Niye? Herkes patlayacak. Aa. Fenaydı yani abla. Ne yaptı bir şey? Bir şey mi katıldı çayın içine? Abla çaktırmadan bir sülk atmış içine. Tabii. Ay gelmesin kimse. Kıvır kıvır kıvrandık. Tabii sağlıkçılar geldi. Anlaşıldı. Tayfur'un mekanı kapattılar geçici bir süreliğine. Ferdi'nin orada da biraz gün boyu takıldılar ya. Akşamına da sağlıkçılarla hastanede birleştik. Sağ olsun. Orada görüştük yani kendileriyle. Aha. Onlar da aslında kıvır kıvır. Adamlar bir de arabanın içinde ne yaptılar bilmiyorum artık gariplerim. Bir tane yola mola gitti yani herkes. İki kere hastanelik oldunuz yani. Aynen öyle abla. Ah be kardeşim ya. Şimdi valla renkli birisin Yılmaz. O çok belli ama konuyu dağıttık biraz. Sen şimdi bize Ferdi ve Tayfur için başvurdun. Tabii ki. Onların... bu anlattıkların dışında yani iş dışında anlaşamadıkları bir mevzu var mıydı? Başka bir şey var mıydı yani? Var tabii ablam. Kız mevzuu var. Kız mevzu. Tabii ki. İşte böyle gel ben tahmin ettim yani öyle bir şey olacağını. Kız meselesi var dedin ha? Sence yapar mıyım ben bu işi ya? Yapabilir miyim bunu? Yaparsın abla. Sende de biraz var hani. Severim ben romanları, severim. Çok eğlenceli insanlardır. Güzel abla, güzel. Öğreneceğim galiba. Öğreneceğim abla, öğretiriz. Öğreneceğim. Ay. Kız meselesini anlatacak. Şimdi abla ben o konuya hiç girmeyeyim. Sen mi önce şunları bir arasan ya? Tamam o zaman, sen bu hikayeyi anlatacaksın bana ama önce kimi arayayım? Abla şimdi ben arkadaşlara da söyledim. Ferdi biraz aksi. Tayfur'u ben hallederim. Sıkıntı yok. Sen Ferdi'yi hallet de. Gerisi önemli değil yani. Tamam. Tamam o zaman. Gidip Ferdi'yi arayayım. Tabii abla. Tamam bana müsaade et. Görüşürüz. Müsaade senin abla.